hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Ne yapacağız bugün, neden bahsedeceğiz? Bağ dokusu hastalıkları. Bağ dokusu hastalıkları. Evet, aynen. Bağ dokusu bilinen ama üzerinde pek konuşulmayan bir hastalık. Bir evet. insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu nedir? İşte gözünüzü tutan organ, dokuya bağ dokusu denir. Burnunuzu tutar. Her organa ait özel bir sistemi vardır, yani yapısı vardır. Gözün bağ dokusu, burnun bağ dokusu, ağzın bağ dokusu, midenin bağ dokusu vesaire. 70 kilo ağırlığındaki bir insanın takriben 12 kilosu bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusunu neye benzetiriz? Bir binanın, düşünelim, kirişleri iskelet, kemik gibi düşünelim. Efendim, tuğlalarını hücre gibi, sıva, badana ve dolgularını da bağ dokusu olarak düşünelim. Kişinin bağ dokusunda cerahat, curuf birikirse ne olur? Vücut aynı çöplüğe benzer. Buna şöyle basit bir örnek vereyim anlaşılması için. Yıllar önce, 20-25 yıl önce galiba Türkiye'ye geldiğimde Kapalı Çarşı'ya gitmiştim gezerken. Her taraf çöplük. Nurettin Sözen belediye başkanı. Ve belediyenin fen işleri grev yaptığı için her taraf çöplük. Almanlar, Avrupalılar gelmişler. Oh my god diye herkes burnunu tutan koşuyor. Sağa sola koşuyorlar. Her taraf kokuyor. İnsan vücudu da aynı şekilde bağ dokusuna cerahat, curuf yerleşirse bağışıklık sistemi, yani lenf sistemi, vücuttaki artık sıvıları, ölü hücreleri, ölü bakteriyi toparlayamazsa ne olur? İnsan vücudu da çöplüğe döner. Evet. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusu. Bağ dokusu bataklığa dönerse ne olur? Romatizma, artrit, artroz, yumuşak doku romatizması, yani fibromiyalji, sistemik lupus hastalığı, skleroderma, yani derinin tutulması. Hı hı. Efendim, birçok rahatsızlık ortaya çıkar ama ilk belirtisi nedir? Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Tedavi olmazsa ne olur? Alerjik hastalıklar, deri hastalıkları vesaire vesaire ortaya çıkar. Ben 13-14 yaşlarındayken bizim Kayseri'de otururken bir mahallede, sokakta bir binanın duvarı böyle dışarı doğru yavaş yavaş şişti, kabardı. Ne olur acaba diye millet düşünürken içeriden bir boru patlamış. Duvarın içerisinde sızmış fark etmemiş vatandaşlar. Oradan bir vatandaşı getirdiler bunu tamir etmesi için. Orayı çekişle muruşla deldi. Orada böyle ırmak gibi su fışkırdı. Duvardan. Duvarın içerisinde, içeride depolamış. İşte insanın da bağ dokusu, %18'i bağ dokusundan oluşur. Gözümüzü diyelim bağ dokusu olmasa ne olur? Gözümüz bir bakarız yerlerde, bir bakarız burada. Oynar, zıp zıp oynarız. Gözler. Tabii mesela bu gözü tutan nedir? Bağ dokusu. Bağ, evet. Eğer ki mideyi koruyan bağ dokusu olmazsa ne olur? Midemiz çamaşır makinesi gibi çalışıyor ama biz bir şey hissediyor muyuz? Duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Çünkü onu koruyan düz kaslar, yan kaslar, bir sistem var. Yerli yerinde tutan. Hücrelere, dokulara, organlara besleyici madde akışını sağlar bağ dokusu. Ve hücrelerde, dokularda, organlardaki bütün pislikleri de aynı dışarı alır, kana verir vesaire. Yani birçok özelliği vardır. Bağ dokusundaki problem, yani bataklık gibi düşünelim, olursa birçok hastalık ortaya çıkar. Peki nasıl tedavi edilir? Evet. Yeni forteler. Evet. Geldi mi hocam? Geldi yeni forte. Papatya forte. Papatya forte. Papatya ve 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Midedeki şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelir. Mide asidini. Bazı insanlarda fazla asit salgılar mide. Reflü olan kişiye de iyi gelir. Reflü, gastrit, ülser nedeniyle mide fazla asit salgılar. Mide asidini emici, yok edici, midedeki bakteriyi yok edici özelliklere sahiptir. Çok özel bir kombinasyon, formül geliştirdik. Birleşimde lazengülü, civan perçemi, şalba. Şalba da ayrı bir hikaye.
Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Ege Marmara'da yetişir. Tayland'dan gelen bir zatı bir bayan burada eşi Türk, kendisi Taylandlı. Beni ziyarete geldiler bir hastalık nedeniyle Tayland'dan buraya geldiler. Tayland'dan geldiler. Evet, evet Tayland'dan. Hocam dünyanın her yerinden geliyorlar. Evet Tayland'dan. Bayan bana dedi ki şalba var mı sizde? E ne yapacaksınız dedim. Midye çok iyi geliyor Antalya'da içtim de dedi. Yani ta Tayland'dan geliyor Türkiye'deki bitkileri inceliyor kullanıyor. Şalba henüz Türkiye'de pek bilinmeyen bir bitki. Ada evet. Çayına benzer.